Neyse, şaka bir yana, baylar bayanlar. Şimdi ben ne diyorum? İşte Bitcoin 1 milyon dolar olacak. Bitcoin ne kadar şu an? 40 bin. Bitcoin 40 binden 10 bine düştükten sonra oradan da 1 milyon dolara giderse ben 1 milyon dolar oldu diye bildim mi olmuş oluyorum onu. Şu 35 karşılar da şu salak salak muhabbetleri bıraksınlar. Fiyat 36 iken 35 olacak, 35 olacak dediler. Fiyat 46 direncine geldi. Şimdi 35 değil yani 40 bin şu an gösterilen. Belki dokunur 40 bine. Şu an price action denen muhabbette duruyor. O şeyde, o range'de. 35 değil, 38 belki gösteriliyor. Hani gelebilir. Zor ama yani buradan dönmesi lazım bunun da. 35 ciddi anlamda yok. Yok yani. 35 gelirse 30 da gelecek. 30, 28 de gelecek. 35'te duramaz. Yani çok zor 35'te durabilmesi. Ama bu demek değil ki işte. Hep dediğim şey benim. Bugün 8 buradaysa eğer onunla da profilde tartıştır. Öyle olmuyor o. Grafik sürekli değişiyor. Yani fiyat 37 iken 35 olacak, 35 olacak diye iddia girmenin adam açmış hesabı bu arada 35'ti. 40, daha 42 bin de oğlum da bu ne acele. Bak düşüyor gördün mü falan diye hesabı açmış geri. Ben hani benim profilimin altında hep diyorum ya yapmayın şöyle şeyler. Hani bu fiyat sürekli değişiyor. Hedef sürekli değişiyor. Markete giren para, çıkan para sürekli değişiyor. Ona göre havuzların adedi değişiyor, likidasyon değişiyor. Yani satan olursa artar fiyat, satan olmazsa düşürüyorlar. Öyle çalışıyor bu market. Al CZ market maker bilmem nelerini sıfırlamış. Bitcoin adedi borsalarda son 3-4 yılın en düşük seviyesinde. Adam diyor ki getirin o Bitcoin'leri. Fiyat artmaya başladıkça, fiyat arttıkça o düşecek onlar. O seviyeler. Orada zaten borsalar zora giriyor. O yüzden fiyatı baskılama derdine giriyorlar. Millet getirsin o Bitcoin'leri, al sat yapsın işte. Düşecek ayağına satsınlar. Ya da çıkacak ayağına alsınlar. Borsaların olayı fi. Yani ben hep diyorum istiyorsa bunu şu an, şu dakika 100 dolara indirirler. 100 dolarda işlem yaptırır sana ya da şu an şu dakika 1 milyon dolara çıkartırlar bunu. Ama 1 milyon dolarda alıp satacak adamı nereden bulacak? Hangi salak onu 1 milyon dolarda alır? O riske girer. Orada hacim olmayacağı için şu an götürmüyorlar onu oraya. 100 dolara indirir şu an istese. 100 dolarda da bulamaz alacak adam. Ya 40 binden 100 dolar bir şey alınır mı Allah aşkına? Ölmüş bitmiş artık o. O yüzden o böyle olmuyor. Şimdi Eskaz'a 35'e dokunursa ki şu an diyorum ya 46 47'yi kırması gerekiyordu. Büyük ihtimal kıracak zaten de şu an nazlanıyor sadece. Yani kıramazsa ama eğer 35'e dokunur ama çok ciddi anlamda o 35'te durmaz. Yani şu an günlük içinde takılıyoruz zaten. Daha önce 1000 kere anlattım. Kıracağım ayağı yapıp kıramıyorum ben deyip sattırıp millete longları kapattırıp açtırabiliyorsa ekstra short açtırıp gitme derdine geçiyorlar. Eğer içi bulutundan red yerse şu an bir red yeme yok. İçi bulutunun içinde içi bulutundan düşmedi. İçi bulutundan düşme olayı zaten 38'den sonra oluyor. 38'den sonra yani o içi bulutundan düşmüş oluyor artık. O durumda da 35'e gelir abi. Ama işte 35'te durmaz. Yani 10 bine giden şey 35'e illa geçecek yani 35'e yani.
Yani bazıları da 100K 100K diyor ya, 1 milyon dolara giderken 100K'da herhalde dokunur herhalde 100K'ya, değil mi? 100K'da geçer yani. 100, hani 90K'dan direkt 200K olmayacağına göre. Yani şu an öyle sidik yarıştırma şeyinde değil. Şu an ciddi oynuyorlar grafikle. Hani ciddi bir ağır bir manipülasyon var. Yani hem aldırmama hem sattırma anlamında. Yani bir şey bekliyorlar. Martı bekliyorlar işte, o FED habire bir şeyler var ya. FED oradan bir şey diyecekmiş falan filan. Yani Martı bekliyorlar. Ona göre uzatıyorlar. Herhalde orada likide gelecek, para gelecek. Şu an markette dönen para miktarı belli. İşte 100 milyar dolar falan var. Nakit görünen. O artmadığı sürece, yani işte Tether hani 1 milyar 1 milyar basıyordu ya artarken. İşte o muhabbetler olmadığı sürece böyle döndürüp 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 duruyorlar. Bir altlara bir Bitcoin'e, bir altlara bir Bitcoin'lere. Mesela şu an Ethereum'a geçiyor. Yani o Bitcoin'den çıkan para Ethereum'a geçiyor şu an. Bunu nereden anlıyorsun? Ethereum BTC Pair'inde artıyor çünkü. BTC'yi dolarda düşürüyorlar. Ether'i BTC Pair'de pumpluyorlar. Sonra BTC arttırırken Ether'i BTC Pair'inde dumpluyorlar. Ether dolarda sabit kalmış oluyor. Öyle fıldır fıldır dolandırıyorlar işte. Yani aylardır anlattığım mevzu. Likide gelmediği sürece, yani alan yok. Yani işte CZ'de sıfır indirmiş işte fiilleri. Ama ben al sat yapıyorum. Sen değilsin o. Yani onu anlatamadım ben bir türlü takipçilere ya da insanlara. Ya sen değilsin. Hani eğer hani 50 milyon dolarlık almıyorsan sen değilsin, öyle söyleyeyim onu. Senin aldığın 5 bin dolarlık Bitcoin'in bir olayı yok. Senin aldığın 10 bin dolarlık Ethereum'un bir olayı yok. Senin gibi 10 bin tane adam varsa eyvallah, tamam. Belki bir ihtimal. Ama onları da böldüğü için, tahtada böldüğü için onları da eritebiliyor. Alan yoktan kastım tekli alan yok. Büyük yatırımcı yok. Onlar da büyük yatırımcıyı anlaşarak almaya derdinde. Yani hadi 100 milyon dolar Bitcoin alacaksın, önce bana geleceksin diyor. Marketten alırsan bu sefer sen de, hani o adam da senin benim gibi pozisyona düşüyor. Anlatabiliyor muyum onu? Senden benden farksız bir adam oluyor. Onu da zarara sokturmaya çalışıyor. Çünkü o da ona rakip oluyor bu sefer. Yani ondan habersiz almış. Onu nasıl oluyor? Onlar orta ölçekli tipler onlar işte. 1 milyon, ne atıyorum, 10 milyon dolarlık tipler. Orta ölçekli. Yani CZ'ye belki sallamaz bile CZ artık onları. Eskiden sallıyordu. Yani şimdi hani ben 10 milyon dolar BTC alacaksam ya git al borsada işte der mesela. Ama ben 500 milyon dolarlık alacağım dediğinde işler değişiyor artık. Rakamlar büyüyor giderek. Yani şu an yapılan o orta ölçeklileri de terste bırakmaya yönelik. Ama hani kritik bir yerdeyiz şu an. Yani 40 bini tekrar aşağı kırarsa 38 sene yani 40'lar, hani bu bölge yani 38-42 arası zaten şey asıl o price action bölgesi. Yani burada var şeyler. Price action'ın ne olduğunu biliyorsunuzdur inşallah. Hani nasıl anlatıyorlar onu bilemem de. Şimdi herkes grafik biliyor artık. Neyin nerede ne olduğunu az çok herkes biliyor. Destek dirençte, Özgür Demirtaş'ın taşında dedik. Herkes ikna çizgi çekmeyi biliyor. Yani 42-44 üstü longçular, 38-35 civarları da shortçular. 35'i kıracak bu diye short açıyorlar. 42'yi, yani 42'den sonra da yukarı gidecek diye long açıyorlar. Arası boş. Yani 38 ile işte 42 arasında boşluk var. Diğer iki üst bölge 42 ile 44, işte 38 ile 35 arası price action bölgesi. Burada kimi düdüklerse orada artık işte. O price action dedi de onu o yönde kullanıyorlar onu.
atıyorum işte alt bölgede işte 38-35 arası 500 milyon dolarlık short girme ihtimali olan adam ya da stop short girmiş alan adam varsa, yukarıda da 200 milyon dolarlık long varsa 35'e dokundurur, alır AIF'lerin parasını. Ondan sonra oradan vurdurur 50 bine götürür. Tam tersi durumda da işte 44'e dokundurup alta getirmeye çalışıyor. Milletin parasını çalmaya çalışıyorlar yani. Olay ondan ibaret aslında. Yani şu an pek bir problem yok. İçinde duruyoruz. Günlük şeyde EMA ne bu? EMA 50'ye dokundu günlük gene. Günlükte Golden Cross yaptı. Yani işte yersen 4 saatlikte EMA 200 var şeyde 40 binde destek olarak. 41.600'lerde işte o dokundu zaten oraya 41.500 civarı günlük EMA 50 var. Yani bunun toparlanıp gitmesi gerekiyor. Buradan aşağı kırarsa işte orada yavaş yavaş problemler başlıyor. Yavaş bunun sinyallerini veriyordu zaten. Bütün altcoin'ler gideceğim diyor. Discord'da olanlar biliyor. Hani ya altcoin'ler gitmesin diyordum ben. Yani BTC'de gitmeye çalışıyor çünkü altcoin'ler. O problem. Altcoin'lerin BTC pair'inde gitmemesi gerekiyor. Çünkü altcoin'ler BTC pair'inde giderse o BTC'yi 10 bin dolara kadar çakacaklar. Görünen o. Ve şu an Ethereum BTC pair'inde gidiyor. Bu ciddi bir problem bu. Yani dolarcılar açısından, yani dolar açısından. Çünkü Ethereum gidiyorsa işte BTC gidemiyor bir yere. Ethereum BTC bir de 0.71'e geldi gene. Yukarı döndü gene kafasını. Diğer altlar da atıyorum işte Wave'de mesela BTC bir yerde yukarı kırdı. O da direniyor. İşte bunları durdurması lazım Bitcoin'in. İyi senaryo için. Yani uzun vadeli boğa senaryosu için. Bitcoin'in BTC pair'indeki ataklarını altcoin'lerin durdurması gerekiyor. Ya bunun için de Bitcoin'in pamplamaları gerekiyor. Ya da çok feci damplamaları gerekiyor. Feci damplama olayın da market kalmıyor ortalıkta. O yüzden Bitcoin'i pamplamaları lazım. Şey, altları durdurmak için. Çünkü dampladığında altlara kaçış da oluyor bu sefer BTC pair'inden. O Bitcoin'i daha da sıkıştırır. Durumunu. Yani umarım öyle bir şey olmaz. Yani altlar BTC pair'inde olduğu yerde durur. Hatta dumplanır. Çünkü o BTC'leri vermeyecekleri belli oldu bize. Yani o altlar o BTC pair'inde eski zamanlarında Ethereum hariç yani çoğu coin o BTC pair şeyine AT'lerine falan ulaşamayacak görünen o. Çok zor yani o. Yani nasıl diyeyim? Hani mesela Waves'in BTC pair'de AT yapması 15x falan yani burada. O çok zor BTC pair'de. O, yani belki gider. Diğer altlar için de aynı şey geçerli. EOS için de aynı şey geçerli. İşte XRP için belki olmayabilir ki o bile yani 27 bin satışı o bile 10-15x gene yani. Tron için aynı şey geçerli işte. VeChain için. Hep bütün altcoin'ler için. Yani BTC pair'inde AT'lere gitmelisi biraz zor. Ve olmasın da ben yıllardır diyorum zaten. Onu 200 bin dolardan sonra olacaksa olması gerekiyor. Bunun şu an BTC'nin altları BTC pair'de ezmesi lazım. Orada da Ethereum'u tutamıyorlar işte BTC pair'de. Bütün karın ağrıları o. Ethereum'un defisinden kaynaklı. Hani defilerin büyüklüğünden kaynaklı. Bunu tutamıyorlar. Yani dediğim gibi Discord'dakiler biliyor. Tam
Hani şeyi orada anlatmaya çalışıyorum da orada, şimdi grafik burada yok. Yani 53'e kadar Bitcoin'in altları ezerek gitmesi gerekiyor. BTC pair'inde. Ondan sonra izin verirse BTC pair'de biraz gider altları, ufacık bir alt boğa yaşatır. O. Ama şu an görünen Ethereum'dan, işte Waves'ten falan gördüğüm, işte XRP'de öyle. Şu anda BTC pair'inde gidiyor onlar. O problem. Yani BTC'nin 50 bin, 53 bin şeyi, hani hep herkesin dilendirdiği var ya 53 bin. Oraya altlarla beraber, yani altların yüzünden oraya gitmesi kötü bir senaryo. Çünkü o durumda herkes içeri alacaklar altlardan. Ondan sonra o Bitcoin'i oradan 10 bine kadar çakarlar. Likidasyon gelmiş oluyor yani o durumda. O sıkıntı. İnşallah öyle bir şey olmaz. Şu an dediğim gibi içi bulutun içinde 41.900, Discord'da demiştim zaten. 41.800, 41.500, 41.900 arası bir yer. Yani oraya gelebilir demiştim. Oraya geldi şu an. Tepkisini aldı oradan. Büyük ihtimal yarın yukarı dönmesini bekliyorum ben. Çünkü dönmezse 40.900 yarın belki dener. 40.900'den sonra zaten içinden düşmüş oluyor. O ciddi anlamda sıkıntı. Yani manipüle ediyorlar. Manipüle eden kastım savaş muhabbetini biliyorsunuz işte, yani onun şeyini yapıyorlar. Altına bakarsan hani Bitcoin eşittir altın, Ethereum eşittir işte petrol diyorlar. Altın 1900 dolar oldu. Yardır yardır gidiyor. Altın böyle gidiyorken Bitcoin de gidecek. Onu yeniler hariç kimse herkes biliyor bunu. Yani 60 bin dolarda Bitcoin'e girenler, 50 bin dolarda Bitcoin'e girenler hariç herkes biliyor bunu. Altın gidiyorsa Bitcoin de gider. Bitcoin daha çok gider ama. Hani grafiğini de attım altının. Altın ne yapacak? Allah aşkına ne yapacak? Yani 1900 dolarda olsa olsa 2700 olacak. Olsa olsa 3700 olacak. Maksimum. En tepesi zaten şey, yani belli bir kanalı var altının. Bir formasyonu var şu an. Onun o formasyonu ABCD desen işte bayrak mayrak bilmem ne falan. O 2700. Orada bir şey kırıyor. İşte 1500'lerden gelen bir trendi kırıyor. Onu da kırdı mı o trendin büyük iki katı kadar 2700, en fazla 5400 oluyor. Yani 3x yapıyor yani altın. 3x ya. Altın 3x yapıyorken Bitcoin 30x yapar. Bitcoin 30x'inde 1.2 milyon dolar oluyor. Bu yarın değil tabii, yani bunu böyle şey yapınca hani abi milyon dolar olacakmış. Orada 10 bin dolar da olur. Şey de olur yani. Ama genel grafik o. Şu an bir makale hazırladım. Bir makale yazdım. Bir iki kişi biliyor onu sadece. Gönderdik birkaç yere, yayınlar mısınız diye. Yayınlarlar mı bilemem. Buradan yani şey ettireyim olayı. Olay yani bugün de yani yayınlarda bahsettiğim gibi para basma üzerine. Yani o parayı basma için bahane üretmeye çalışıyorlar. Ukrayna daha az önce, bir iki saat önce kripto yasası geçirmiş. La oğlum siz savaş yapmıyor musunuz lan? Ne kriptosu Allah aşkına ya? Bunların hepsi dümen ya. Dümen yani, dalga geçiyorlar işte. Yani bir şeyde tweet'te yazarken tam anlatamıyorsun yazarken. Gideceksiniz işte, bu yüzden gideceksiniz. Hani oyalıyorsunuz milleti. Bir de kelime hatası yapmışım orada. Oyluyorsunuz o yazmış. Hızlı yazdığımdan kaynaklı. Ya bu devlet mekanizmaları bu yüzden gidecek. Ya arkadaş, savaşıyorsan savaş, savaşmıyorsan savaşma. 2 aydır yeter ya. İşim gücüm var benim ya. Tatile Ben gideceğim, onu sana yapacağım, bunu yapacağım. Ben seni bekleyeceğim ya. Savaşıyorsan savaş, ona göre yapalım planımızı.
Savaşmıyorsan da söyle, tamam ben barıştım de, ona göre yapalım planımızı ya. Ben 2 ay 5 ay seni bekleyeceğim Allah aşkına ya. Bu yüzden gidecekler. Bu yüzden işe yaramıyorlar artık. Oyalıyorlar seni beni. Çünkü adamların bütün düzeni onun üzerine kurulu. Oyalama. Savaşıyorsan savaş ya. Yeter ya. Yani Yalanla yere insanları gönderiyorlar ya. bir de bir Allah'ın kulu şey demiyor yani. Ukrayna NATO'ya girmesin diyormuş Rusya. Sana ne lan? Almanya girmesin diyor musun? Demiyor. Ukrayna'ya ne diyor? Sana ne bundan? Senin devletin mi orası? Orası farklı bir devlet. Sana ne bundan kardeşim? İstediği yere girer herif ya. Sen ne karışıyorsun? O sana diyor mu bilmem ne? Çin'le ortak oluyorsun, Çin'le ortak olma diye. Demiyor. Sen niye salça oluyorsun her şeye? Hikaye. Amerika da oradan fişekleyip duruyor. Ya roket mi atacaklarmış acaba ya? Sanki yarın saldıracaklarmış falan diye. Gazlayıp duruyor. Danışıklı dövüş. İngiltere oradan bir şey söylüyor. Sessizliğe davet ediyor. Sakinliğe davet ediyoruz diyor. Yandan da uçak dolusu silah gönderiyor. Almanya oradan bir şey diyor. Ukrayna'ya sakin ol sakin ol diyor. Bir yandan da Rusya'ya silah gönderiyor. Danışıklı dövüş oyalayıp olayıp duruyor. Fed oradan bir şey konuşuyor. Geçen de attım ya tweetini. Açıklamalar tweeti. Rusya işte Ukrayna işte askerlerini çeksin sınırdan, onun ağzına sıçacağız yoksa onların, ama Bitcoin'de dolandırıcıymış, Bitcoin'den de uzak durun diye açıklama yapıyor adamlar ya. Ya dalga mı geçiyorsun sen ya? Ne Bitcoin Allah aşkına? Ne diyorsun sen? Ukrayna oradan bir şey diyor. İşte Rusya çok üstümüze geliyor. İşte Birleşmiş Milletleri göreve çağırıyoruz. Bu arada kripto yasasını da geçireceğiz mecliste. Ne diyorsun Allah aşkına ya? Ne kriptosu, ne yasası, ne savaşmıyor musun sen? Savaş hazırlık yapsana kardeş, ne Bitcoin'i ya? Manyaklar işte. Manyak manyak işler. Varsa konuşmak isteyen, küfür etmek isteyen. Küfür etmeyelim artık. Söz veririz. İstek atın. Ama istek atınca da bir şeyler oluyormuş. Yani istek atan soru düşüyor şeyden. Kabul ediyorum ben. Şey atıyor Twitter. Yani pek bir şey olduğu yok şu an. Günlük içi de Bekleyip takılıyoruz. Bir dert yok. görmek lazım ya. Anlamadım. Bekleyip görmek lazım. Aşağı ya da yukarı yani. Bakalım ne olacak. Bence yukarı gidecek. Ama biraz sabretmek lazım. Ya yön yukarı, aşağı giderse aşağı çok aşağı gidecek işte. Hiçbir şey yapamazsınız, ben onu söylüyorum. Bugün birkaç arkadaşlar da Twitter'da şey ettik. Yani 1.000 dolarla 2.000 dolarla yaparsın işlem. Onda problem yok. Ha, yiyorsa 10.000 dolar da yap. 10.000 doların %1'i kaç ediyor biliyor musun sen? %1 aşağıda stop koy. %2 aşağıda 10 milyon dolarda. Koy bakayım. 200.000 dolar yapıyor. 3 milyon TL. 3 milyon TL stop olacaksın ha. Oradan dönecek. Gidiyor diye geri alacaksın o stop olduğunu. O da bir daha çakacak aşağı. Bir 3 milyon daha kaybedeceksin öyle. Ya aşağı gitse bile orada fazla bekletmezler bence. 10 bine düşse en fazla bir hafta 10 gün durur. En fazla ya da 2-3 gün. Daha fazla durmaz yani. Saklamazlar yani. Herkes alır bence. Bir sene, 2 sene gibi süreç değil yani bence. Şu anki süreç. Ya şu an yön yukarı zaten. Yani dün 44'tü, bugün 42. Düşmemiş mi böyle, vatandaş hesap açmış ya. O kadar heyecan yapacak bir şey yok yani. Hani 35 falan yok yani şu an. Ya ufacık bir gösterdiler. Hani oraya doğru ben yönleniyorum dedi. Böyle bir şey yok hani şu an için. Hani 38 olabilir. 38'in altı 35 falan. Yani ben nereden çıkarttılar o rakamı anlamadım zaten. 35, 35, 35 deyip duruyor. Ben görmüyorum öyle bir rakam. 35, 35 yok. 38 var. 38'den sonra 26 var.
Boş yani, altı boş. O destekler çalışmaz. Hiçbir çalışmaz onların. 35-35 hiçbir çalışmaz. Var mı var ama hani pamuk ipliğine bağlı bir destek o. Ve şu an Bitcoin durumu zaten too big to fail'e döndü, dönüyor, döndü, dönüyor. Discord'da anlatmıştım onu geçen Discord'da yayında. O da bilindiği için atmaya çalışıyor işte marketten. Bakalım, pek bir olay yok şu anda. Şu savaş ne yapacaklar? Ona da bir şey etmeye çalışıyorlar. Fed para basacak. Ya çok fazla katman var. Her an her şey değişiyor. Bütün grafiğin bütün formasyonu değişiyor. Şey değişiyor. Şu an üçgenin içinde işte 30, 40 bini kırınca üçgenini kırmış oluyor. Ama bir problem yok şu an için. Var mı söz isteyen? Yok mu? Afşin sen konuş bak. Kimse konuşmayacak da ben gideceğim, yeter, ben onunla konuşacağım, konuştum. Yok mu? Kardeş sen işi çözmüşsün bence yani, daha yani genel olarak açıklama yaptın. Teşekkür ediyorum kendi adına. Rica ederim. Sohbette yazamıyoruz. Bu mesela Ethereum'u destekleyen ülke bence mesela Rusya olabilir mi acaba? Konumuzdan biraz dışarı çıktık ama dışarı çıktık. Yani Mesela BTC mesela Amerika falan destekliyor yani, böyle şey olarak kurucu falan. onlar desteklemiyor. Onlar teknolojinin çalma derdinde. Onlar Çalması falan. yapabilseler yarın yok edecekler BTC'yi de. Rusya'da mesela Ethereum'un arkasında olduğunu düşünüyorum. Sanmam. Ethereum geliştiricileri Rus ama foundation'ı Amerikalı. Karışık buruşuk iş o. BTC Elliot dalga sayımda 34K'ya gelen bir düzeltme var demiş bir arkadaş Twitter'dan. Nitekim FIB altın orandan da döndü. Böyle bir durumda 34K'dan dönüşte EOS gibi altların durumu ne olur demiş. Ya Elliot ben çok bilmiyorum. Çok da çalıştığını düşünmüyorum. Özellikle bu markette. Yani diyorum yani şu an 40, sonra da 38, onun altı 34 falan filan yok. Yani yok öyle bir rakam. 28K'ya gelirken 34'e dokunacak tabii ki. Daha önce de bunun tartışmalarını eskiler bilir. Hani 10K zamanları işte, o işte, yani 10K'yı kıramazsa bu 3K olacak diyordum. Yok yok, 8400'den döner diye şey Telegram kanalı kapattırdılar bana. Telegram kanalındakiler. Yani illa benim dediğimin tersini söyleyecek. Ben yani, ya ondan sonra olacak. O ben demiştim. Bu sidik yarıştırma muhabbetine girmişlerdi. Ya ben diyorum ki 10K'yı kırması lazım bunun. Kıramazsa bunu 3K'ya kadar çakacaklar. Yok yok, 8'den döner orada işte, Elliot var, o var, bu var falan filan. Ya var orada bir şey elbet, hani 3K'ya giderken 8'e de uğrayacak yani. 8 olacak, 8,5 olacak. Sen de oh, ben bildim, döndü diyecek. Oradan bir çakacak, bir çak göreceksin yani. 35K'da şu an öyle. Herkes görüyor onu, orada bir şey var 35K'da. İlk yer orası, en zayıf nokta orası. Çok 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 büyük sürpriz olur yani o.
Burada 38 var. 38.600'ler. Sonra 36 var. 35 diye bir rakam yok. Hani bir herhangi bir destek yok. Böyle bir destek yok. Belki onu genel anlamda söylüyorlar. 35, 36, 37 o civarlar diye söylüyorlardı. 35'liler onu bilemem de. O da 35'liler diye kaldı adamların adıyla. Ama cidden yani şu an 40'ı kırdı yukarı. 40'ı bir daha aşağı kırması içinden düşmüş oluyor günlükte. İçi yeşil açtı açıyor zaten. Onu kırmızıya çevirmiş oluyor. O 26'dan önce döndüremezler onu. Dönüşü. Çok acayip bir fake olur yani eğer öyle bir şey olursa. Hani 37-38'lerden döndürüp tekrar içiye sokup en saçma sapan yerden içinden sokup yukarı döndürürlerse çok acayip bir fake olur o. Ama şu anda görünen 38'i aşağı kırarsa ki şu an öyle bir ihtimal hani öyle bir şey yok şu an. Ama oldu diyelim. Kırarsa hem altlar hem Bitcoin bayağı acır. Yani şu an altlar da dolar peyinde içiler de takılıyor. Yani günlük içi kırdım kırayım şeyinde. Hiçbiri kıramamış olacak o durumda. Daha beter bir dump geliyor yani. Onu da savaşı bahane ederler. Na savaş oldu. Normalde olmaması gereken bir şey. Savaş olduğunda Bitcoin'in fırlaması lazım. Altın fırlıyor işte ya. Savaş durumunda dolardan kaçar herkes. Yani devletlerin el koyamayacağı varlıklara yönelir. Onlar da metaller, gümüş, altın. Bir de Bitcoin işte. Dolara el koyuyor çünkü dolar nerede? Bankada. Hani ne diyeceksin devlete? Savaşıyorum lan ben diyecek. Ne diyeceksin yani? El koyacak bankadaki parana gidecek silah alacak onun işte o devlet. Ağzını açabilecek mi o devlete? Yok. O yüzden onlara o paraları en azından bir kısmını saklamak için insanlar altına, işte gümüşe, işte elmasa, sanat eserlerine, yanında taşıyabileceği şeylere yatırırlar parayı. Şu an günümüz dünyasında da o açıdan hani baktığında yanında en kolay, en yüklü taşıyabileceğin değer deposu Bitcoin. Yani 10 kilo altın taşıyamazsın yanında. Ama 10 kilo altın eş değerinde Bitcoin'i 3 liralık flash diskte taşıyabiliyorsun. Bakacağız günlüğü bir şey etsinse günlük yine büyük ihtimal 2000'da çıkartacaklar bunu. Bugün ne? Perşembe. Cumartesi, pazar. Yani en kötü durumda 40 hani 40 bin 42 binlerde kalınca pazar günü günlük içi bulutundan çıkmış oluyor. Üste çıkmış oluyor. O da dönüş sinyali oluyor zaten artık. Yani en kötü şartta hani şu an fiyat artmasa bile 3 gün sonra çıkıyor zaten şey içi bulutundan. O da içi bulutundan da kaç aydır? Kasım'dan beri ilk kez yani. Daha hiç yaklaşmayı bile denemedi Kasım'dan beri içi bulutuna. Bu ikinci denemesi aslında şu anda. Kısa dönemde bir geçen hafta bir 22 Şubat'ta değil mi 22 10 Şubat'ta 22 yanlış yapmış. Yani geçen hafta bir denedi. 46 oldu ya geçen hafta. 35 kaçlar diyordu yani 35 olacak diye. Geçen hafta. 46 ile bir denedi içi bulutunu geçmedi. Çaklar gene 41'e. İşte dün 2 gün önce gene denedi. 44-45. Yine çaktılar. Yarın 42-500
filan olursa şu an 42 fiyat bu arada. Arada 5 dolar. Bu kadar dar alanda oynuyor. Bu kadar dar alanda atmaya çalışıyor marketten. Yani yarın 42.543 filan yaptığında, ya bugün de yapabilir onu. Yarın ki mumdan bahsediyorum. Bir sonraki mumu işte pazar gecesi, pazar gününün mumu 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 diye yani olabilir ihtimalleri. Pazartesi de komple çıkmış oluyor zaten. Haftalığa baktığında haftalık için yukarı döndü ilerideki bulut, kırmızı bulut. Mumlar ben gidemiyorum diyor ama iki hafta önceki hani tepkiden, o 33-32K'dan gelen tepkiden kaynaklı ben yukarı da gidemem, aşağı da gidemem, mal gibi kaldım diyor şu an grafik. Para yok diyor yani grafik açıkçası. Ne alan var ne zaten, o da işte CZ'nin fiilleri sıfırlamasından belli aslında. Yani uzun vadecilerin hepsi bekleme modunda. Çakıyorsan çak, sıkıntı yok, tekrar alırız şeyinde. Yani büyük para sahipleri. Ya da hep onlar diyorum zaten, onlar satamazlar. Yani Michael Saylor satamaz. Yani 5 milyar dolarlık Bitcoin'de 100 milyon dolarlık Bitcoin satsan ne, satmasan ne? Alayını satmadığın sürece hiçbir anlam ifade etmiyor. Yani 5 milyar dolarlık Bitcoin'im var. İşte 500 milyon dolarlığı sattım. Diyelim 42 binde sattım 500 milyon dolarlık kısmını. 30 binde de aldın geri. 500 milyon dolarlık Bitcoin'in şeyine işte 700 milyon dolarlık Bitcoin aldın. 200 milyon dolar kardasın diye. Kalan 4,5 milyar dolardan giren 2 milyar doları ne yapacaksın? Öyle mantık mı olur? 200 milyon dolar kârdayım ben bu trade'de. Öbüründe 2 milyar dolar zarardasın. O yüzden bugün Twitter'dan onu anlatmaya çalışmıştım. Hani küçük parayla yaparsın onu. Ama büyük oldu mu yapamıyorsun işte. Hacimsel olarak yapamıyorsun. Yani bazıları gelip diyor ya işte 69'da bilen adam satardı yazmış işte o vatandaş. Yani burada görüyorsun o tepeyi. O tepeyi gördükten sonra babam da der onu 6 ay sonra. 69'da keşke satsaydık ya. Ya da işte 5 dolardayken keşke Bitcoin alsaydık. Ya ben diyorum 250 dolardayken Bitcoin aldım. İşte o zihniyet onu öyle sanıyor. 250 dolarken Bitcoin'de tanışmış bu adam. Şu an 69 bini görmüş. O zaman bu adam hani 250 dolarken Bitcoin'de şey yapmıyor. 100 bin tane Bitcoin'i vardır bunun. Çünkü şu an 69 bin olduğunu biliyor ya. Geçmişe yolculuk yapabilse evini arabasını satacak. Alacak 100 bin tane Bitcoin. Çünkü 69 bin olduğunu biliyor. Onu 250 iken yapacaksın kardeş. Yapabiliyorsan, yiyorsa. Artı 250 dolardan 100 bin tane Bitcoin kaç milyon dolar ediyor, hesaplasana bir. Ya da geç hem o. Şu an 40 bin dolarda. Sat evi arabayı, 100 bin olmayacak mı bu? Ya da 1 milyon olacak diyoruz. 1 milyon olduğunda da diyeceksin ki ulan 40 bindeyken keşke alsaydık bunu. Evi arabayı satsaydık alsaydık. Yemiyor işte. Öyle olmuyor. Yani 19 binde de aynı işte lafları duyduk biz. 19 binde geri zekalı mısınız? Siz niye satmıyorsunuz dediler. Kesin satar, satmıştır herkes ya oldu. Şimdi 69'u gördü orada. 50-60'ı gördü. O tepe gözüküyor ya orada grafikte. O tepe işte de burası, burada satılırdı o. 69'da hani kar alımı yapmış, şey atmış da diyorum ya 50 bin tane Bitcoin olan adam satamaz onu. Adamın cüzdanı inceleniyor bir kere, izleniyor. Mümkün değil yani. Bir de olmuş grafik üstüne konuşmak çok kolaydır. Yıllardır ben 1000 tane adam gördüm böyle yani, olmuş grafik.
Yani Ether'i 4 dolarda alsaydım, 20'de satsaydım, sonra 15'de alsaydım, 40'da satsaydım, 20'de alsaydım, 100'de satsaydım, 50'de alsaydım, 200'de satsaydım, 80'de alsaydım, 500'de satsaydım, 200'de alsaydım, 1000'de satsaydım, 1000'de 500'de alsaydım, 1500'de satsaydım, sonra 1500'den 80'e geldi tekrar, oradan tekrar. Yani bu zihniyette sen Ethereum, 100 milyonluk Ethereum supply'ının yani 6 ay içinde hepsini sen alıyorsun. O trade kafasıyla. O grafiğe bakıyorsun, orada tepeleri dipleri görüyorsun ya. Burada alsaydım, şurada alsaydım, burada alsaydım, şurada alsaydım. Çok kolay geliyor öyle. Olmuş grafiği bak, konuşmak. O yüzden işte 36 binken 35 olacak, 35 olacak deyip 46 oldular, oldu ya. Çok kolay çünkü konuşmak. Evet, yok mu başka konuşmak isteyen? Ben gideceğim o zaman. 10 gündür, 15 gündür neredeyse kulağım problemli zaten. Yayın, o yüzden YouTube çok şey etmiyorum. Yoruyor diye. Yarın yine doktora gideceğim. Bulamadık, çözemedik. Çözemediler. Kulak çınlıyor sadece. 24 saat kulak çınlaması yaşıyor. Ya biriniz küfür ediyor bana. 35 kaydılar küfür ediyordur. Ya da kulak bozuk. Bozuk kulağı. 41.550. Orası kritik. Buralarda takılıyoruz şu an. Bir istek gibi bir şey geldi sanki. Kaçırdım. Konuşmak isteyen. Herkes mi dinleyici ya? Yok mu söz almak isteyen? Diyorum yoksa. İstekler mi gelmiyor acaba? Bu arada bir şey yapayım. Bir duyuru yapayım. Elinde Nuis olan varsa bizde var. Hani bende var. Discord grubundaki diğer arkadaşlarda da var. Nuis şu an anlık bir pump yapmış. Nuis nasıl becerdilerse bütün zinciri hackletmişler. Onlar. Acil eğer Nuis cüzdanı çalıştırıyorsanız, Nuis cüzdanınız varsa Nuis'un resmi Telegram grubuna acil başvurun. Şu an Nuis cüzdanında stake çalışıyor, stake yapıyorsunuz ama cüzdanlar kilitli. O coinleri çıkartamıyorsunuz hiçbir yere. Çıkartmak için blok zincirden onay verilmesi gerekiyor. Çünkü apilerde bir şey olmuş, hack olmuş. Hemen fark etmişler o hack'i ve bütün zinciri bloklamışlar. Nuis ekibi. Etkilenen bütün cüzdanları, mesela benim cüzdanım etkilenmişti ondan. Nuis'in Twitter hesabında da var şeyleri. Birkaç işlem yapmanız gerekiyor. Yani cüzdanın sizin olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Süre sınırı yok diyorlar onda. Ama genelde öyle derler. Yani süre sınırı yok derler. Ondan sonra 3 ay 5 ay sonra da ya 5 ay süren vardı kardeş. Şimdi seninle uğraşamam ama döner o iş. O yüzden Nuis cüzdanında tutuyorsanız coinlerinizi bir bakın. Furkan buyur. Aztek bir şey sorabilir miyim ya? Evet. Bu ara bu Buğra'yı falan takip ediyorum da ara sıra bakıyorum böyle dalga geçmek için. Adam her
her hafta alıyorum alıyorum diyor. Düşüşler alım fırsatıdır diyor. Ama %40 aldım diyor. %60 keşteyim diyor. Niye bu adam yükseleceğini biliyorsa acaba böyle bir şey yapıyor? Milleti mi kerizliyor yani? Yani haksız olmamak gibi bir tripleri var onların. Hiç yanılmama. Yani hep konuştukları da hep şey üzerine, yani şu Bitcoin'in yükselişi şeyinde, bu 46'ya gitti ya 2-3 gün önce. O zaman da hani bir 42 iken filan ne diyordu onların? Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ya 41'e gitse olur, daha sağlıklı olur. 41'e dokunup oradan destek alıp 47, 48, 49, 50'ye gitse daha sağlıklı olur. Ama dokunmadan da gidebilir. Ne demek bu? Yani ne şiş yansın ne kabak, ben bir şey yok bilmiyorum demek aslında. Böyle konuşuyorlar ya. Onlar. Niyeyse ben anlamadım onu. Yani grafik belli. Yani nereye gideceği belli. Ne yapacağı belli. Ama onun temel analizini yapmak zor işte. İşte 35K'da terste kalıyorsun işte öyle olunca. 46 oluyor. 46'dan sonra tekrar 35'e geldikten sonra terste kaldın kardeş. Arada dünyanın fırsatı kaçırdın yani. Vallahi son demeleri şöyle. Diyor ki işte bu Bitcoin'in gideceği yer 100'e de gidecek, uçacak falan. Bu aralar bir boğa modunda bu. Bir ara ayı moduna girmişti. Boğa moduna geçti. Düşüş olsa bile yükselecek yükselecek diyor ama alım yaptın mı? Yok. Yani her hafta teker teker alıyoruz diyor ama yani yükseleceğini biliyorsan al yani. Niye almıyorsun? Yani orada şu anki durumda kademeler çok şey. Hani yükselecek, evet yükselecek ama belki anlık 30'a dokundurup yükseltecekler. Öyle bir ihtimal de var. 26'ya dokundurup yükseltecekler. Ya da buradan yürütecek direkt. 41'e dokundurdu işte. 41'den direkt yürütecek. O durumda içeride olmuş olmak için bir parça alıyordur. Almıştır portföyün bir parçasıyla. İşte 53'ü kırdıktan sonra alırım der büyük ihtimal o. Hani çünkü grafik bile az buçuk. Normalde de asıl alımlar 53'ü kırdıktan sonra gelecek Bitcoin'de. Şu an 53'ü kırmadığı müddetçe her şeyi yapabilir Bitcoin. 10 bin de olabilir, 100 bin de olabilir. Hadi gel de yap, işlem yap işte. Senin benim onun bunun, küçük yatırımcının 1000 doları değil oradaki mevzu. Hadi gel yatır buraya 50 milyon dolar. 40 bin dolar da şu anda. Hadi yatır, yiyorsa yatır 50 milyon dolar para. 10 bin olabilir ama 100 bin de olabilir. Hadi cesaret et de yatır. Mevzu bu. Vallahi. Yani 1000 dolar yatırırsın 10 bin olur. 1000 dolar da bulursun herhalde bir yerde. Sana koymaz o. Ya da batsa ne olacak? Ya da 1000 dolar yatırdın Amerika, ben kapattım Bitcoin dedi, kapattı gitti. Ne olacak? En fazla 1000 dolar. 2 ay çalışırsın ödersin o parayı. Bulursun o parayı. Ama yani yiyorsa 50 milyon dolar yatırsana burayı. Satsana evin arabayı yiyorsa. Artmayacak mı? Hepimiz artacak demiyoruz mu? Düşecek ama artacak. E tamam bırak. Ya düşmeyip artarsa? Yani anlatabiliyor muyum? 35K olacak, oradan 100K olacak. Diyorlar ya. E tamam abi, ne bekliyorsun bunu? Hani 35'te almışsın, 40'ta almışsın. Çok bir şey fark etmiyor yani. 0-1 Bitcoin fark ediyor fazla. 3000 dolar fark ediyor yani. Ama ya dönmezse 35'e, oradan kaçırırsan işte o şeyi, 100K olursa direkt alsana şimdi. Mesela en azından yarısıyla alsana mesela. Ona bile yemiyor. Şimdi al, 35'e gelirse 35'te de al. Ona bile yemiyor ama. İlla en dibi yakalayacağım diye. 35'e gelirse de diyecekler ki 30 olacak. O zaman da alamayacaklar. 30 olduğunda 20 ya, olacak diyecek. Grafiğe bakınca bir bu Tobo oluşumu da gözüküyor gibi ama çalıştırmalar. En son bugünkü düşüş olmasa bir Tobo var gibiydi. Ama onu da hiç ettiler gibi şu an. Yok, Tobo yapmaya çalıştı, yapamadı Tobo'yu. Yaptırmadılar. Tobo'yu işte 39'a dokunsaydı, geçen 46'tan düştü ya. 46'tan düştü. 39 yapsaydı Tobo yapıyordu. Şu anda ufak böyle yandan yemiş bir Tobo gibi bir şey var.
yani bir oluşumu. Ama yani alan satan yok arkadaşlar. Yani herkes biliyor artık. Yani teknik analizi herkes biliyor işte. Ben diyorum 10 yıldır bu işin içindeyim. Hani ben şey etmiyorum. Ben bu işin temel analizinde hani övme değil bu. $250'ken demişim işte, $1000'ken demişim, forumda yazıyor yani bunun ne, 2021'de $50.000 olur demişim, bunun temel analizini bu şekilde yapabilen bir adamım ben. Ama teknik analizde bir şey yok. Teknik analiz için %20'sidir zaten. %20'yi öğrenmekte bir şey yok. İki tane çizgi çekiyorsun. Şuraya kırarsa aşağı, buraya kırarsa yukarı, desteği belli, direnci belli yani. Ona işte şimdi yeni moda, bu yıl çıktı o da. Price action diyorlar. Bu yayının başında da anlattım ya. 44.500'de bir kısım kitle var. Longcu onlar. Bir de 42.000 ve altında bir şey var. Kitle var. Onlar da shortçu. Bir shortçulara vuruyor. Short açtırıyor. Bir longçulara. Hangisini kıstırırsa orada. Birini yüklü kıstırmaya çalışıyor. Yani 44'ün üstünde yüklü long açtırmaya çalışıyor. Ya da 42'nin altında long, yüklü short açtırmaya çalışıyor. Tamamıyla tokatlamaya dönük oynuyor şu an. Çünkü gerçek anlamda alan satan adam yok borsada. Son bir soru daha sorup kapatacağım. Bu Metaverse olayın hakkında ne düşünüyorsun? Ya bütün şirketler, kriptolar dahil hatta, yani alakasız kriptolar, yok Metaverse'e gireceğiz, yok bilmem şuraya gireceğiz falan açıklama yapıyorlar anca. Yani ilk başta olan Mana'ydı, Sant'tı falan, onlar uçtu gitti. Şimdi yine düşüyorlar gerçi ama. Gerçi bilmiyorum, sonradan giren Metaverse'e girdik diyen coinler yine onlar gibi bir yükseliş yapabilir mi mesela? Fikrin nedir? Allah, Metaverse'in CNN'de yazı yazdık işte. Oku, orada yazıyor CNN'de. CNNTürk.com'a giriyorum teknoloji bölümünde. Metaverse hakkında şey yani, o ya kriptoda yok yani, o hani dolandırıcılık kısmı muhakkak olacak. Yani herkes aynı şeyi satıyor farklı platform altında, ama hangisi tutarsa. Herkes merkez burada yapıyor. Herkes İstanbul'da Fenerbahçe stadının yerini satıyor. Ama hangisi de anlaşacak gerçekten Fenerbahçe'yle, o gidecek. Sen de orada olmayacaksın büyük ihtimalle. Yani o zincirde sen olmayacaksın büyük ihtimalle. Zaten bu meta coinleri 3-5 günde arttılar. Sonra hepsi Bitcoin çöküşüyle çöktüler. Sonra bir Metaverse'e giriyoruz. Bütün şirketlerde bir dalga var. Şimdi yok Meta'ya giriyoruz. Yok şununla anlaştık. Yok bununla anlaştık. Hepsi bu şey geldikten sonra, popülarite geldikten sonra oldu yani. 2 ay önce neredeydiniz mesela? 2 ay önce o, yani o şirket anlaşmaları reklam yani İşte bir X projesi, işte Metaverse projesi bilmem ne şirketiyle anlaşıyorsa ona para vermiştir o. O parayı nereden aldı? Eline verdi senin tepede işte. Milletin eline verdiler, aldılar o da $50 milyonlar, götürdüler $25 milyon işte, atıyorum işte Microsoft'la anlaştık diye Microsoft'a verdiler. Microsoft'a seve seve kabul etti. Tamam gelin. O anlaşmalar öyle oluyor. Ya o büyük şirketler ya teknolojik destek alırlar onunla. Yani da 6 ay önce faaliyete geçmiş bir zincirle McDonald's uğraşmaz yani. Ortaklık mortaklık yapmaz. Ancak para verirsin ona. Böyle reklam amacıyla böyle bir görünür. Ama 2 ay sonra değiştirebilir McDonald's şirketi. Seninle mi uğraşacak Allah'a sen? Teknolojik olarak hani altyapı desteği alır. Ondan sonra kendi zincirini kurar. Kendi metaverse bilmem neyini kurar. Ya da hali hazırda çok büyümüş bir kitlesiyle bilmem neyle büyümüş bir metaverse dünyasına şey yapar ki metaverse üzerinde yani çok komplike bir şey. O.
Çok komplike yani. Ve hangisini tutacağını şey etmek piyango gibi bir şey aslında. Şu an için kumar. Veya hype, yani genelde hype de gidiyor her şey. O biraz şans. Yani çünkü bu sorduğun sorunun devamında şey, hangi metaverse projesi, hiç bakmıyorum ben. Yani o tarz bir sorular gelecek. Yok abi, yani alamazsın diyorum ya ben. Insider olsam bile alamazsın. Bize Saşa Insider bilgi verdi. Geldi Telegram grubuna, şunu aldım dedi. Siktir dedi ya. Nasıl güveneceksin herife ya? Dışarıda çöpe atacak çok acayip paraların olması lazım. Ya da çok şanslı olacaksın. Atacaksın 100 dolar olacak, 100 bin dolar. O attın, yani bir şeye 100 dolar attın. Ben hani yıllardır diyorum bunu. 1000 dolar ve üstü yeni başlamış bir projeye atmak büyük cesaret. Eğer yüz binlerce doların yoksa bankanda. Bankanda totalde 10 bin dolar param varsa, bilmem ne Metaverse projesi 100 kişi yapacakmış. Dur ben buna 2000 dolar atayım demek acayip cesaret. Evet yapabilir. Ama çok acayip cesaret. Büyük ihtimal yapmayabilir. Ki yapmıyorlar da yani. Nasıl oluyorsa senin aldıkların yapmıyor. İşte Avax, hani hep ben diyorum ya, Avax. Dilimde tüy bitti. 100x'te abi hala. Niye ağlıyor herkes? Hani herkes almadı mı bunu? 2 dolardan kimse almadı ama, değil mi? Herkes o potansiyeline oynuyor. Avax'ın şu an işte çok büyük bir hype yakaladı. İşte 150 doları gördü. Solana ile beraber gitti. Solana 300 gördü. İşte bu da 300-500 bin olur. Emin Hoca çok güzel reklam yapıyor. Çok güzel marketing yapıyorlar. Ona güvenip övüyorlar, değil mi? Hepsi 100-150 dolar da aldı çünkü onların. Yoksa şu an Bitcoin 30 bin olmuşmuş da 10 bin olmuşmuş. Bitcoin 10 bin olsa ne olacak? Çünkü çok bir şey fark etmiyor ki. 10 bin, 40 bin şu an 4 kat düşmüş oluyor Bitcoin. Hani görece bak, hani tekrar artması için 4 kat artması gerekiyor. Sıkıntı yok abi. Sen Avax'tan 100 kat yapmadın mı zaten? Niye alıyorsun? 2 dolar da almadın mı Avax'ı? Almadın işte. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Aylardır satmadılar çünkü sana orada. Sana orada fut yaptılar alma diye. 2 dolardaki grafiğine bak, sıfırlanıyor grafiği. Hep yaptıkları bu. İlk o da 1 dolardan satmadı adam işte. Ki ben olsam ben de satmak istemem yani. Geri zekalı mıyım ben? Satayım onu ya. Mesela diyorum ki ben oyun yapmaya çalışıyorum. Market toparlandığında para kazanırsak işte Discord'dan gelen desteklerle falan filan oyun yapmaya çalışıyorum. Oyun hani, idosu o sizin bildiğiniz klasik idolar gibi olmayacak, ikolar gibi olmayacak. Satmayacağım coin'i, bak buradan söylüyorum. Sadece belli bir kesim alabilecek o coin'i. Salak mıyım ben yaptığım projeyi, ben bunu 500 dolara çıkaracaksam niye 1 dolardan satayım ben sana onu? Al 100 dolardan, 200 dolardan alırsın. Emin Hoca aynen bunu yaptı ama bunu söylemeden yaptı. İşi çakallığıyla yaptı. O yüzden ben etik olarak karşıyım ona. Ben Twitter'dan bilmem nereden, oradan buradan ya da beni hiç takip etmeyen bir adama niye 1 dolardan coin satayım ya? Onu ben 100 dolara götüreceksem. Her şeyi de yapmışım. Oyun hazır, bilmem ne hazır. Her şey hazır. Satmak zorunda da değilim yani onu. Çünkü bütün masrafını yapmışım ben. Sadece oynanması kalmış işin. Her şeyi hazır. Satmak zorunda mıyım ben? Bitmiş yani, iş bitmiş. Yani işi yapmak için paraya da ihtiyacım yok artık. İş bitmiş. Niye satayım ben onu 1 dolardan? Solana da böyle yaptı. Hani 2017 sonrası çıkan bütün coinler böyle yaptı. Ben bunu zaten 100 dolara götüreceğim diyor herif. Niye 1 dolardan satayım ben bunu Ahmet'e? Zengin mi edeceğim Ahmet? Ahmet kim? Millete 3-5 coin verdiler öyle. İlk o da.
İşte 100 dolarını 2000 3000 dolar yaptı millet. O kat yaptım, kat yaptım diye sevindi işte. Ama sana aldırmadı abi oradan 100 bin dolarlık. Alabilirdin 100 bin dolarlık istesen. Saşa sala aldırıp duruyor işte. Metaverse'lerde de öyle. Sende olmayan arttıracaklar. Sende olanı niye arttırsınlar ya? Onu görüyor adam. Kimde ne var? Avax'ın cüzdanlarını, Solana'nın, işte CHZ'nin cüzdanlarını canlı yayınlarda açıp çıkarttım. Avax işte o zamanlar işte 80 dolarlardayken yani sadece 5 cüzdandaydı ya. %80 supply'ı. Oğlum kim aldı bunu? Hani herkes almıştı bunu. Bütün supply'ın %80'i nasıl 5 cüzdanda olabiliyor? Madem herkes aldı bunu. Şimdi bölmüşler cüzdanları. %80 değil atıyorum %60. Hepsine 100 bin, 100 bin, 100 bin, 100 bin. İlk 100 cüzdana 100 bin, 100 bin, 100 bin diye bölmüş. Ben burada 10 yıldır bu işin içinde olan biri olarak anlatıyorum. Yani geri zekalı değilim ben. O 100 bin, 100 bin, 100 bin dağıttın. Altındaki projelerin ekipleri işte onlar. Salak mıyım ben? Hepsine vermişsin 100'er bin tane. Gelin biz de proje geliştirin diye. Yıllardır bu işin içindeyiz. Nasıl döndüğünü biliyoruz yani bunu. Ama etik değil. Yani yapılan etik değil bana göre. Hani kimine göre etiktir, kimine göre değildir. Ama bana göre etik değil yapılan. Ama halk da bunu istiyor, onu da biliyorum. Hani mesela Sasha'ya da ben bunu demiştim. VX'i dostumda satma abi demiştim. Ya, satma yani. Yani 1 dolardan satıyorsun. Niye satıyorsun ki 1 dolardan? Madem 40 dolar 50 dolar gibi bir hedefin var. Emin öyle yaptı. Solana öyle yaptı. 5 dakika. Ha 5 dakika bile çok ha. İdo'da İko'da 5 dakika süre verdiler. Alan aldı. Alamayan yapacak bir şey yok. Gider borsadan alırsın 50 dolara. Sasha'ya da bunu demiştik. Satma. İlk 5-10 dakika maksimum 10 dakika süre var. O da zinciri, wave zincirini, hali hazırda wave zincirinde parası olanlar almak istiyorsa alsın. Sonra sen al hepsini. 3-5 milyon coin millete izin ver. Alsınlar onu. Almak isteyen. Geri kalan 45 milyon coin alayını sen al. Niye 1 dolardan satıyorsun? Sonra pumplarsın 50 dolardan satarsın. O öyle daha güzel oluyor. Onu istiyor millet. Millet gel beni dolandır diyor. Bana tepeden itele coin'i 50 dolardan. Ondan sonra çak onu 5 dolara kadar. Ben 100 dolar olacak diye reklamını yaparım onu. Millet bunu istiyor. Avax'ta olan da oydu yani. Ve o işliyor nasılsa. Nasılsa işliyor. Yani o yöntem, o metot işliyor. Solana'da da öyle. Yeni çıkan bütün projeler de öyle. İko'da, İdo'da satma. 10 bin dolar kitle bana dediler. Bir dünya IDO çıktı ya borsa İKOS'u. 10 bin dolar kitle katılım şansı vereceğim sana. 10 bin doları kitliyorsun 2 ay boyunca oraya. Sana katılım için ticket veriyor. 3 tane ticket. 3 tane ticket'ta kaç tane coin alabiliyor? 3 tane coin. Coin'in fiyatı ne kadar? 3 dolar. 10 bin dolar kitledi ben 3 dolarlık coin almak için. Hem paranı kilitletiyorlar senin hem coin vermiyorlar. Bir de daha beteri vardı yani onun hani 10 bin doları kilitle bilmem ne coin'i al. 2 dolarlık coin'i 5 dolara alıyorsun. İKO'ya katılmak için. İKO'ya katılıyorsun. İKO'da da şans vermiyor sana. Kura çıkartmıyor sana. Ya da 2 tane 3 tane coin çıkartıyor. İKO'ya katılmak için aldığın coin'leri kilitlediğin için bir bakıyorsun 5 dolar da aldığın coin 1 dolar olmuş gene. Saçma saçma işler yani. Metaverse'ten geldik buralara. Onda da hani dikkat edin Metaverse'de. Yani NFT olayının cıvkı çıkmış durumda. NFT böyle bir şey değil. NFT dediğin şey yani özel olması gerekiyor. NFT. Yani o sebep çıkmış bir şey.
Hani hep diyorum ben, Kemal'in maymunları NFT mi NFT değil. Onlar dolandırıcı bu. O CNN'de çıkan yazıda da ondan bahsetmiştim yani. Cem Yılmaz'ın yaptığı karikatür NFT'dir. Onun sanatsal bir değeri vardır. Ama işte Kemal'in yaptırdığı maymunun bir sanatsal değeri yok. Bir ekonomik bir değeri de yok. Tamamıyla dolandırıcılık. Ve o tarz şey de çok var. Yani piyasada sağda solda görüp millet ona gaza geliyor. Bir tane var yeni 6.000 8.000 Ethereum mu ne satılmış. Öyle şeylere de çok inanmayın yani. Hype yaratmak için satılmış gibi gösterirler onu. Ne var heriflerde yüz binlerce Ethereum var. Gider anlaşır bir tane Ethereum balını ister. Şuna şu alsana der. Arka plandan geriye iade eder o şeyini. Kıçı kırık saçma sapan 2 piksellik fotoğraf o. 8.000 Ethereum verilir mi o fotoğrafa? Hangi salak verir onu? Ama diğer 100 Ether'likleri itelemek için vermiş gibi gösterdiler adama. Olay o. Başka sormak isteyen ya da kapatalım mı? Ya da konuşmak isteyen, bir şey söylemek isteyen. Ne saçmalıyorsun sen demek isteyen mesela geçen gelmiş diye biri. Açmış Twitter hesabını gene ama. Bir de cevap yazıyor. Yok herhalde konuşan. Talep eden alas. Buyurunuz. Merhabalar, sesim geliyor mu? Geliyor. İyi akşamlar herkese. Sen genelde Aztek şey diyorsun ya, bizim Türk kitlesi genelde para isteyen tarafta. Ama bunun da bir mantıksal açıklaması var. Bizim millet genelde parayı görmediği için, para genelde başka adamlarda olduğu için, kimlerde olduğunu biliyorsun zaten. Bizim millete bir şey kazandırmadan kriptonun gerçekten ne olduğunu anlatmak çok zor. Yani sen hani şu an deveye hendek atlatmak gibi bir şey yapıyorsun yani. Çok küçük bir kitleye konuşuyorsun bence şu an. Öyle ne yapalım? Ama yaptığını takdir ediyorum kesinlikle yani. İyi yayınlar Aztek. Merhaba. Tek bir şey söyleyip çıkacağım. Bu kendi hissim. Ya ben bu 35K'cılardan çok sıkıldım. Yok 28K falan. Ya benim hissiyatım ne zaman bunlar böyle konuşsa tersi çıkıyor. Ben şu Mart'tan sonra bir tak tak yapıp yine ileri gideceğini düşünüyorum o Bitcoin'in. Abi bir şey çalışıyorsa öyle 28K'lar falan bana hikaye gibi geliyor. Adamlar çiziyor 1, 2, 3, 4, 5. Bunu herkes görüyor aga. Önemli olan hayatı takip etmek. Anasını derken 100 bin diyenler şimdi 28K'cı olmuş. Olarastık. Ya onu anlatmaya çalışıyorum ya ben de zaten. Hani... Ya nasıl diyeyim? Böyle diyecek bir şey yok ya. Ne diyeyim yani diyecek bir şey yok. Hani... Yani ego tatmini yapmaya çalışıyorlar da işte hani bana gelince ben hani sinirleniyorum orada çünkü yanlış adam onu yapıyorlar. Hani o hani ya 35 olacak, 40 olacak, 50 olacak, 60 olacak, bilmem ne olacak, şöyle olacak, böyle olacak dediğin adamın hani forumda yazısı var. 750 dolarken 50 bin dolar oluyor bu diye. Ne diyorsun sen Allah sen?
Ne diyorsun yani? Yani bu adam ya ben 50 dolar mı demiş markete? Mart ayından ciddi umutluyum ya. Kim ne derse desin ya. Bunlar 25K falan da desin. Ben bu Mart ayından cidden umutluyum. E çünkü adamlarda seçenek kalmadı aga. Para para para. Bitirmişler anasını satayım. Yenilikleri de kapatıyorlar yalandan yere. Bitcoin ya da dijital para. Hadi Bitcoin'i de geçtim. Dijital para artık geleceğin parası ya. Bunu artık kabullenmeleri lazım. Ama ibneler parayı hani bu cüzdanları takip edebiliyoruz ya. Cüzdanları takip edebildiğimiz için alttan para gönderemeyecekler bunlar. Millete o PKK olsun, DAEŞ'i olsun şeye. Onun derdinde bu ibneler. Ya bence de mevzu o zaten. Yani bütün devlet sisteminin şeyi o, devlet şeffaf olmak istemez de. Kripto çok şeffaf, çok aşırı şeffaf yani. O yüzden kavga onun üstüne. Kendi para birimlerini yapıyorlar işte. Rusya da yapıyor, Çin de yapıyor. Hani o şeffaf olmayacak onlar. Ama blockchain teknolojisini kullanacak. Ona geçiş süreci işte Mart'ta Fed faiz arttıracakmış, oplatacakmış, yetecekmiş. Yani YouTube'daki canlı yayınlarda da söyleyeyim. Yani yüzde kaç arttıracaksın Allah aşkına o faiz ya? %5 arttır, %10 arttır. Ya burada Waves'in altındaki virüs de %10 faiz veriyor. En kötü şu, sadece şunu söyleyeyim. Bu devirde cebinde ciddi ciddi böyle büyük para taşıyan adam var mı ya? Kağıt para. Kağıt para mı kaldı abi? Bu işleri bıraksınlar ya. Ya o da var tabii. Yani ben ciddi anda ben kağıt para taşımıyorum ya. Kredi kartı. Abi kağıt para taşıyan var mı? Tutturmuşlar. Yok, borsaymış. Türk borsası, o borsası, euro. Abicim dünya artık gelişiyor ya. Bunlar görecekler yani. Bundan şey olmasa bile ama artık yani hani, şeyi yani ekonomik hani, çıkmazlarını ben hani anlatmaya çalışıyorum adamların. Ya şey kötü ya. Yok hani şey, hani insanların şeyi kötü bence. Yok şu haber yaptı. Yok Fed toplantısı. Yok o, yok bu. Abi bu Bitcoin'in bununla bağlantısı yok bence ya. Hani tamamen şişirme. Yok Japonya, yok Çin. Ha Çin susuyor abi. Niye susuyor o zaman? Ha kaç gün oldu? Sıra satayım. Neymiş Çin'miş? Hepsi hikaye. Ya hepsinin bir şeyi var. Bu TradingView'e girdiniz de o tümü bölmesinden bu normal klasik borsadaki şeylere, coinlere, hisse senetlerine, emtialara, memtialara bilmem nelere bakınca aslında anlayabiliyor olmanız lazım insanların. Dün bakıyorduk mesela işte alüminyumu bulamadık. Mesela alüminyum 2600 dolar mı 2800 dolar mı ne olmuş onsu? Alüminyum lan. Altın bekar yani. Ama hani trading değil de falan bulamadık. Grafiğe bakacağım ne olacak diye. Bulamadık. Niye? Envai çeşit var çünkü. Yani ne ararsan var. Bir haftalık, bir günlük, 10 günlük, 5 günlük futuresu, bilmem nesi, osu, busu, cartısı, curtusu. Yok alüminyum şirketinin listesi, alüminyum olmayan şirketin listesi. Onun şeyi, bunun şeyi. Çin'in alüminyumu farklı, Almanya'nın alüminyumu farklı, hepsinin fiyatı farklı. Genel dünyadaki alüminyum fiyatı farklı. Bin bir çeşit türev yapmış herifler. Küllüm dolandırıcılık yani. Çalışıyorum. Ben şimdi çalışıyorum. Sana iyi yayınlar diliyorum. Kendine çok iyi bak. Evet. Umarım daha güzel günler görürüz. İnşallah. Kendinize İyiyim. Çok iyi bakın. Yani adamların bütün düzeni küllüm dolandırıcılık üstüne kurulu. İşte altın da var mesela. İşte altın futures'u var. İşte yok, fiziksel teslimatlısı var. Fiziksel olmayan teslimatlısı var. Yok bir aylık vadelisi var. 5 aylık vadelisi var. 1 yıllığı var. 10 yıllığı var. Yok İngiliz altını var, Alman altını var, bilmem ne altını var. O altını var, bu altını var. 50 bin tane modeli var yani. Hepsinin fiyatı farklı, hepsinin bilmem neyi farklı. Hangi birine bakacaksın sen? Sen bakamayacaksın, sen orada düdükleyecek o herif işte. Öyle ya da böyle düdükleyecek seni. Bütün sistemleri bunun üstüne kurulu heriflerin ve patlamak üzere o sistem. Kripto yüzünden. O yüzden savaş çıkartma derdinde adamlar ya. Ya ben hep diyorum Amerikan Merkez Bankası işte o Fed'in ağzına bakıyoruz şu anda. Hayırdır ya, bize ne Amerika'daki enflasyondan? Bana ne ya? Onu Amerikan vatandaşı düşünsün kardeşim. Amerika'daki enflasyon %5 çıkacak, %6 çıkacak diye benim burada Türk liram niye oynuyor? Ne alakası var Türk lirası ile Amerikan dolarının? Ama öyle bağladılar onu işte. Çünkü olay full dolandırıcılık. Yani devletleri dolandırma üstüne.
Adamların kurduğu bankacılık sistemi böyle. Ben hep para mı dağıtılıyor burada? Diyorum ya onu işte borsadan işte burada para mı dağıtılıyor? Adam bu yayının başında dedim isterse bunu 400 dolara çakar şu an. Hiçbir şey yapamazsın yani. Tamamıyla ikna mevzusu. Sattılar alan yok. Hani 30 binde alan yok. 20 binde alan yok. Yok alan yok adam ne yapsın yani? Çakar 400 dolara kadar. Şimdi hacimsiz borsalarda takılmadığı için insanlar anlamıyor benim dediğimi. Gel Ways'in exchange'ine göstereyim ben sana. Ways exchange'de virus var. Mesela topluyoruz şu an. Hani reklam yapıyor gibi olmayayım. 70 77 dolar şu an. Ama 10 bin dolara kadar toplamda 100 bin dolarlık satış yok. Yani 100 bin dolar alan adam 77 dolardan 10 bin dolara fırlatabiliyor coin'i. Tam tersi de geçerli. Elinde 2000 tane virus olan adam sıfırlıyor coin'i. Sıfır fiyat, sıfır dolara çekiyor fiyat. Bunu gerçek anlamda yapabiliyor. Merkezde olduğu için gerçekten satması lazım. Bakayım. Şurada 3 5 bin desek 29 dolarda bir 10 binlik alış var. Bu da 10 bin dolarlık alış var. Yani 10 bin. Tabii hani 0 dolara kadar hani 2000 tane var 2000 bile değil. 100 300 500 600 tane virusla 77 dolardan sıfıra çakabiliyorsun şu anda. Bunu Bitcoin'de de yaparsın. Tek tuşa bakıyor yani o. Ama orada ona kime aldıracaksın işte? Hangi salak alır Bitcoin'i 400 dolara buradan çakarsan? O şelale şelale diyor. O şelale o yüzden geliyor işte. İşte 38'i kırarsa şelale. Niye? Herkes kırdı sıfırlanıyor bile satacak işte. Peter Schiff de yazdı ya onu benim aylardır anlatmaya çalıştığım şeyi. Dip bekliyorsunuz, dip bekliyorsunuz falan filan diyor da orada dip mip yok. Asıl dip o 10K falan diyor adam. Ben aylardır ne diyorum bu belli levelleri kırarsa 10K'dan aşağı durmaz bu. Ki 10'da bile durmama ihtimali var. İşte adam da onu demiş. Peter Schiff'i bile, siz bilmem 60-70 yaşında eski brokerlardan biri duruyor. Bayağı tecrübeli duruyor herif. Bitcoin karşıtı bir adam ama adam da grafik biliyor yani. Bu grafikte onu diyor şu anda. Yani 30 bini kırdın mı aşağı. Yani 25 bin falan bekleyenler var ya. 30 bin aşağı kırdı mı ilk şeyi 20 durmaz orada. 10 orası da hani belki bir ihtimal. Bu da bir ihtimal. 30 aşağı kırdı mı sıfırlanıyor bu. Grafik onu diyor abi yani çünkü burada bir formasyon var. Çift tepe formasyonu bilmem ne formasyonu. O formasyonun hedefi sıfır. Bu kadar net yani sıfır ya. Hatta sıfır bile değil eksi 7 bin dolar falan. Eksi 7 bin dolar da olmayacağına göre. Sıfır işte. Yine işte bir ayın başından beri söyledim. Bugün tweet de attım. İçi bulutu. Bu içi bulutunu buradan yukarı kırması lazım. Şu an çok büyük ihtimalle bu bugünkü düşüş bu 2000 dolarlık düşüş çok büyük ihtimalle yani fake. Bunu buradan yukarı kırması lazım bu içi. Kırmazsa bay bay oluyor çünkü. Aztek. Efendim? Son olarak bir soru soracaktım da bu Bitcoin belli süre buralara takıldıktan sonra illa ki 100 bin dolar civarına gidecek ve şu anki bulunduğu 40 bin 50 bin bölgeleri bir sonraki düşüşte destek bölgeleri olacak mı sağlam olarak yani? Çünkü illa ki düşecek 100 bin çıksa bile. Ya o yapılıyor zaten şu an. Şu an sağlamlaştırma yapılıyor yani ne? Yani, yani bu bölgeler fitil atmak için. Bundan sonra yani, şu an ne diyorum? 30'u kırdı mı sıfırlanıyor. 6 yok bundan sonra. Grafiğin altı bomboş. Atıyorum buradan döndü. İşte 80 oldu.
aynı cümleyi gene duyacağınız benden. 60 bini kırarsa sıfırlanıyor. Bundan sonra bu cümleyi duyacaksınız. Öyle gidiyor. Öyle gidecek. Atıyorum 60'ta, 80'e gelecek. Oradan 60'a gelecek diyorum. Ya da 55'e gelecek işte. Yani şu an sallıyorum rakamları. Oradan dönecek 155 olacak. 155 olduğunda da yine aynı cümleyi diyeceğiz benden. İşte atıyorum 130'u kırdı mı sıfırlanıyor. Çünkü grafiğin altı boş çünkü. Destek meslek yok. İşleyemiyorsun. O altı işleyemiyorsun. Çünkü yayarak gitmiyor. Pump yapa yapa gidiyor. 2 kat 3 kat artı artı gidiyor. Doğal olarak zamansal olarak altı boş kalıyor. Hep boş kalıyor. Nasdaq'ta da var aynı şey. Yani Nasdaq için Amerikan işte Dow Jones endeksleri için diyorum ya ne yapacaksın sıfırlayacak mısın? Çak çakabiliyorsan diyorum ya. Bütün dünyanın ekonomik olarak batmasına izin mi vereceksin? Buna yapamayacağına göre mecbur pump'layacaksın onları. %10 %20 çaksan bile anında ertesi gün ya da ertesi hafta geri fırlatmak zorundasın onu. Bitcoin'de de artık öyle olacak. Şak diye %30 çakacak. Ondan sonra bir bakacaksın ertesi hafta yine %30 artmış. Fitil atıp millet dağıtacak içinden. Yani öyle gidecek gider ise buradan sonra. Ama buradan çakarlarsa 10K'ya gelirlerse bu bahsettiğim senaryo çöp oluyor. O zaman işte altı doldura doldura gidiyor. Şeyi. Yani o işte 150'den 130'a düştüğünde işte 130'da aşağı kırarsa sıfırlanır cümlesini duyamamaya başlayacaksınız. Çünkü altını doldurmuş olacak. Çünkü 60'dan 10 bine geldi. Ama büyük ihtimalle öyle bir şey olmayacak görünüyor ama. Şu an işte 40, 39, 40 o aralığı işliyor. Yani nakış gibi işliyorlar ya. Hacimsiz olup ya olduğunda daha kolay oluyor adamların işi. Arada panikçiler geliyor işte. Onlar short açıyor, bilmem ne açıyor, bir şeyler açıyor.